egedesonses.com. Merhaba değerli izleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Bugün 14 Eylül 2021. Bugün Bergama'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü. Bergama'da etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu etkinlikler kapsamında da Bergama Belediye Başkanı Sayın Hakan Koçtu şu anda stüdyomuzda Ege'de Son Ses'te. Sayın Başkan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar Murat. İyi yayınlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Değerli izleyiciler, dediğimiz gibi 99 yıl önce Bergama'mız bugün düşman işgalinden kurtuldu. Kısaca özetlersek 99 yıl önce verilen vatan mücadelesi sayesinde bugün bağımsız bir millet olarak güçlü bir ülkede yaşıyoruz. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile son bulan Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkı büyük kayıplar verdi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti adında güçlü bir devlet kuruldu. Batı Anadolu'da Kuvayi Milli Hareketi'nin ilk başladığı yerlerden biri olarak Bergama'mızın ayrıca bir önemi var. 1919'da Bergama'da başlayan işgal 14 Eylül 1922'ye kadar devam etmiş ve halk ne yazık ki 4 yıl boyunca büyük bir zulüm gördü. Ancak Bergama halkı işgale karşı kanının son damlasına kadar mücadele etti. Mustafa Kemal Paşa'nın 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın ardından "Ordular ilk hedefinizdir Akdeniz'dir" sözleri, o zaman Ege'ye Akdeniz deniyordu malum, üzerine Türk ordusu İzmir'den sonra hızla Bergama'ya da ulaştı. Ordu Bergama'daki Kuvayi Milliyecilerle birlikte düşmanı kısa sürede pes ettirmeyi başardı. Bugün bir kez daha Tuzcu Efe'yi, Ali Osman Efe'yi ve adı bilinmeyen kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve tüm Kuvayi Milliyecileri saygı ve rahmetle anıyoruz. Bergama'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun. Dün de Kınık'ın kurtuluş günüydü. Bugün aynı zamanda sadece Bergama'nın değil, yayın alanımızın içinde olan Dikili ilçemizin de kurtuluş günü. Onların da kutlu olsun. Bugün günün hem mana ve ehemmiyetine binaen Bergama'nın belediye başkanı ile sohbet edeceğiz. Hem bugünü yad edeceğiz, bir kez daha kutlayacağız. Tabii ondan sonra da Sayın Başkan'ı bulmuşken biraz da ilçenin son güncel gelişmelerine ilişkin bilgiler almak maksadıyla sorularımızı yönelteceğiz. Önce kurtuluş gününden başlayalım. Bu arada değerli izleyiciler, hem Ege'de Son Ses'ten sesleniyoruz size, hem de aynı anda Bergama Belediyesi'nin sosyal medyasından da yayınımız canlı olarak yayınlanıyor. Her iki yerden de yayınımızı size ulaştırmış oluyoruz. Sayın Başkan, Kurtuluş Günü ile ilgili başlayalım. Evet. Ne diyeceksiniz bugün için? Tabii 18 aydır pandemi mücadelesiyle insanlık ve ülkemiz mücadele ediyor. 2 yıldır kutlamalarımızı oldukça buruk yapıyoruz. Pandemi dolayısıyla, ama tabii ki hiçbir etkinliği de kaçırmadan, atlamadan, günün anlam ve önemine binaen muhakkak bir faaliyetle geçiriyoruz. Bergama'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun tüm Bergamalılara, ülkemize. Tabii Ağustos ayı ve ardından Eylül ayı zaferler ayı. Bizim tarihimizde, şanlı tarihimizde bu 2 ay çok önemlidir. Büyük zaferlerin, büyük kazanımların elde edildiği aylardır. Evet. 14 Eylül'ün tabii ki Bergama'da ayrı bir önemi vardır. 14 Eylül'de 4 yıllık bir düşman işgalinden kurtuluşun, kuruluşun daha doğrusu bir ülkenin tekrardan ayağa kalkışın önemli bir mesabesi günü. Biz tabii çocukluğumuzdan beri 14 Eylül hepimiz için çok önemli olmuştur. Geçmişten bugüne birçok etkinlikle kutlana gelmiştir. Ama ben tabii sizi de az önce saydınız. Geçmişte özellikle bu mücadele, kurtuluş mücadelesinde en büyük payı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle burada anıyoruz. Silah arkadaşlarını, hakeza ve onlarla birlikte canını, kanını son damlasına kadar vermiş ve bugün bu ülkenin eğer ayakta kaldıysa ve yine dünyaya meydan okuyacak bir Türkiye Cumhuriyeti eğer ayaktaysa onların sayesindedir. Sağ olsunlar. Allah rahmet etsin birçoğuna. Evet. Gazilerimize de bu sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.
Onların da tabii ki şehit olma arzusuyla cephede koşanları biliyoruz. Yine yakında bir gazimizi daha kaybettik. Birçok gazimiz var tabii. Kore'de, Kıbrıs'ta kurtuluş gazilerimiz artık kalmadı tabii ki. Onları yitirdik, evet. Ama diğer gazilerimiz de burada sağ olanları Allah sağlık selamet versin, uzun ömürler versin. Seneye daha bir sanki şey kutlamalıyız değil mi? Daha bir coşkuyla. 100. yıl olduğu için. Evet. Ona yönelik bir plan herhalde şimdiden. Tabii ki. Yani önümüzdeki yıl 100. yıl. Hem 30 Ağustos'un ve ardından tabii ki Kurtuluş Günleri'nin 100. yılı. Umarım bu pandemiyi de geride bırakmış oluruz. Maskesiz, mesafesiz, çok daha coşkulu kutlamalarla 100. yılımızı önümüzdeki sene idrak ederiz. Ve ondan sonra inşallah gelecek nesillere nice nice yüzyıllar bu kutlamaları Allah nasip etsin diyelim. Bu günler önemli günler. Çocuklarımıza, evet, gençlerimize bunları tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor. Bizim tarihimiz çünkü ibretlik birçok olayla dolu. Bunların hepsinden ders çıkaracağız. Tabii kuruluş ve kurtuluş o dönemde yapıldı ama hala bu mücadele devam ediyor aslında. Yani o günkü ruha baktığımızda herkes canını verdi. Evet, bugün bizim de her şeyimizi bu ülke için feda etmemiz lazım. Gecemizi gündüzümüze katılarak, gencisiyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, herkes bir bütün olarak bir araya gelip çalışmalarını bu ülke için yapması gerekiyor. Her anlamda, ekonomik anlamda, bilimsel anlamda, sanatsal anlamda, kültürel anlamda hala da kurtuluş ve kuruluş devam ediyor. Bugün de kurtulmamız gereken bazı odaklar var belki de. Elbette ki. Yani evet, muhakkak var. Yani her dönemde olduğu gibi. Evet. İç ve dış mihraklar her zaman olacaktır. O yüzden hep teyakkuzlu olmamız gerekiyor. Bu kurtuluş günlerinin ehemmiyeti buradan kaynaklanıyor. Evet. Zaten o gün oldu bitti değil. Hala devam ediyor ve devam edecek. Doğru. Bu arada Kelmes'te 2 gün bu sene yine ağırlıklı, evet, olarak dijital platformda, evet, şu an burada yaptığımız gibi, evet, stand kurulamaz mıydı diyenler var ama pandemi şartları hatırlatıldığında, evet, ama şu da yapılıyor ya diye mazeretler ileri sürüyorlar. Evet. Herhalde stand konusu pandemi nedeniyle. Birçok şehirde kısıtlanmış şekilde bu kutlamalar, festivaller yapıldı. Biz de etkinliklerimizi geçen yıl olduğu gibi bu yılda dijital medya üzerinden, televizyon kanalları üzerinden, sizler vasıtasıyla, yine sosyal medya vasıtasıyla, evet, yapmaya çalışıyoruz. Tabii buna alışmak durumundaydık, alıştık. Yani inşallah geride kalır ve normalimize döneriz. Evet. Ama bizim tabii ki her şeyden önce sağlık. Bu sağlık tedbirleri hepimiz için. Bizim annemiz, babamız, evladımız, yakınımız, dostumuz için bu tedbirleri almak durumundayız. Bizler de dün yine Bergama 85. Bergama Kermesi'ni başlattık. Saat 17'de Atatürk'e çelenk sunumuyla başladık. Dün akşam yine Türk Dünyası İzmir Devlet Türk Dünyası halk topluluğu vardı. Müzik ve dans topluluğu vardı. Bugün de yine sabahleyin kurtuluş etkinliklerimiz devam etti. Dün de canlı, evet, yayınlarımız vardı. Bugün de yine devam ediyoruz bu canlı yayınlara. Bu akşam da inşallah Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21'de Coşkun Sabah konseriyle devam edecek ve nihayetine erecek. Umarım önümüzdeki sene böyle 6-7 güne yayılmış, çok daha coşkulu, hem kurtuluşumuzun 100. yılını hem de kermesimizi çok daha coşkulu bir şekilde kutlarız. İnşallah. Biz savaşlar, pandemiler, her şey olmasına rağmen bu kermesi kutlamaya devam edeceğiz. Dijital de olsa hiç ara vermedik değil mi? Pandeminin ilk çıktığı yılda, evet, dijital platformda, aynen, yapıldı. Dijital, hiç ara vermemiş vermedik, olduk. Böylelikle. Hiç ara vermeden devam, evet, ettik. Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunu konuştuk. 1922'de gerçekleşen, ama gelelim bugüne. Bugün de Bergama'nın bir kurtuluşu söz konusu. Nasıl bir kurtuluş bu? Ekonomik olarak kurtuluşu. O da, evet, son günlerdeki önemli bir gelişme. Biraz da Bergama gündeminden bahsedeceğiz demiştim ya. O da son günlerdeki gelişme, serbest bölgenin, evet, yapılacak oluşunun Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla daha bir hız kazanması. Bu halkımız arasında çok önemseniyor. Sizin de malumunuz üzere. Buna karşı çıkan çok az kişi var. Yani işte neydi belirsiz, alameti kendinden menkul, aman efendim onu da belediye mi yapıyor, o yapıyor, şu yapıyor diyen maksatlı kişilerin dışında karşı çıkan hiç kimse yok. Yalnız bir çekince, sosyal medyada siz de okumuşsunuzdur,
liman ve İzban gibi aman imzada kalmasın. Bu bir an önce hayata geçsin. Yani o projeler de imzada kalmadı ama çeşitli nedenlerden ötürü biraz malum gecikti. Bu gecikmesin, işsizlik biliyorsunuz had safhada, bir an önce hayata geçsin kaygısı var. Ne diyeceksiniz? Evet. Az önce dediğimiz gibi kuruluş ve kurtuluş mücadelesi devam ediyor. Ve çok önemli bir karara geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız imza attı. Evet. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Hem Bergamalılar olarak, hem İzmirliler olarak, hem de ülke olarak. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok büyük bir imza bu. Uzun aylardır, hatta yıllardır peşinde koştuğumuz bir meseleydi. Sonunda bu aşamaya geldi. Geçtiğimiz hafta içerisinde de Sayın Ticaret Bakanımız Mehmet Buş İzmir'de bir dizi temaslarda bulundu. Onun hemen öncesinde de 22 Haziran'da biz Sayın Ticaret Bakanımızı ziyaret ettik. Evet. Yine bu konuyla alakalı hızlandırılması ve bazı pürüzler vardı. Onların giderilmesini istedik. Sağ olsun Sayın Bakanımız çok ilgilendi bizde. Gece bile hatta bu konu üzerine yoğunlaştı, bize dönüş yaptı ve 22 Haziran'dan bugüne geldiğimizde İzmir'e geldiğinde de aslında kendisi bu müjdeyi vermişti. Biz duyurduk ve 3-4 gün sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız onaylayarak Vatan Anadolu Serbest Bölgesi kurulmuş oldu. Bu bizim için neden önemli? Ülke ekonomisi için neden önemli? Biraz ondan bahsedelim. Tabii, buyurun. Şimdi bizim en büyük Bergama'da sıkıntımız, İzmir'de, ülkemizde sıkıntımız nedir? İstihdam sorunu. İstihdam yaratacak projelere çok ihtiyaç var. İşte bu projeler bizim Bergama'nın geleceğini, ülkenin geleceğini etkileyen önemli projeler ve Bergama'da oluşmasına biz onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Yaklaşık 20 bin kişi istihdamdan bahsediyoruz. Evet. 4 milyar dolar bir cirodan bahsediyoruz ve 2 milyar dolar da bir ihracattan bahsediyoruz. Bu devasa rakamlar. Tabii bunlar önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacak. Bizden sonrakiler bunu çok çok daha iyi anlayacak bugün bu yapılanları. Belki bugün hani bir şey anlaşılmıyor olabilir ama 3-5 yıl sonra, 10 yıl sonra Bergama'nın geldiği noktada bugünün önemi işte o zaman çok çok daha iyi anlaşılacak. Şu anda Bergama'da bizim gerçekten en derinden üzen konulardan bir tanesi işsizlik. Evet. Her şeye çare bulmaya çalışıyoruz ama işsizlik gerçekten hepimizi derinden üzüyor. Bu konuda bu proje Vatan Anadolu Serbest Bölgesi bölgemize hem ekonomik canlılık getirecek hem de istihdam noktasında çok büyük bir fayda sağlayacak. Burada şunu dikkatinizi çekiyorum. Şu an burada kurulacak olan serbest bölge Ege Serbest Bölge'nin devamı olarak hatta yeni bir kuruluşla yeni bir iştirak olarak başlayacak. Ve oradaki tecrübe buraya taşınacak. Türkiye'de yaklaşık 18 tane serbest bölge var. Evet. Ve bu 18 serbest bölgenin üretiminin neredeyse %25'i İzmir, Gazi Emir'de. Ve şimdi aynı tecrübe, Esbaş'taki tecrübe buraya yansıyacak ve buradaki büyüme çok daha hızlı gerçekleşecek. Önümüzdeki yıllarda anneler, babalar, çocukları için artık endişelenmeyecek. Bu konu bizi ben göreve geldiğim günden beri, hatta daha öncesinde ilçe başkanlığım döneminde gerçekten bizi en zorlayan konuydu. İş konusu, istihdam konusu. Bunu bir nebze olsun burada çözümüne katkıda bulunabildiysek ne mutlu. Tabii burada katkı koyan milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız Sayın Hamza Dağ, il başkanımız Kerem Ali Sürekli ve milletvekillerimiz çok büyük katkı koydular. Ticaret Bakanımız ve nitekim en sonunda Cumhurbaşkanımız bu konuyu 22 Şubat 2020'de Bergama'ya ziyaretinde yine bu konuyu kendisine açtığımızda bu konunun çok önemli bir konu olduğunu, ülkenin ekonomik bağımsızlığının ihracattan geçtiğini ve üretimden geçtiğini bize söylemişti ve talimatlarını vermişti. Ve bugüne geldiğimizde de artık bu sorun çözüldü. Ve bizler bu konuda çok mutluyuz. Geçtiğimiz haftadan bugüne gerçekten bize çok büyük mutluluk verdi Bergamalılar olarak. Önümüzdeki 6 ay içerisinde inşallah buradaki yapılanma tamamlanmış olacak. O 6 aydan sonra da yapılanma derken bürokratik ve diğer şeyler, yapılanmalar, şirketin tabii ki buradaki hareket alması. Bir de şunu söyleyeyim. Hani siz az önce dediniz ya, geride kalmasın, bu beklemesin yani imza atıldığı gibi. Buraya gelecek olan yatırımcı hazır. Yatırımcı evet. Bekliyor. Sadece bu işler çözülsün diye bekliyor ve gelip burada fabrikasını kurmak istiyor. Biz de bir an önce o yatırımcıları bekliyoruz ki burada o ekonomik canlılığı yaşayabilelim.
Bir de buradaki yapılacak olan faaliyetler, şunu söyleyebilirim, çok Bergama için değerli. Burada yüksek bilgi ve teknoloji içeren ürünler üretilecek. Katma değeri yüksek. Evet. İşte Esbaş'taki ürünler şu an ihracattaki birim fiyatı neredeyse 8 doların üzerinde. Bu Almanya'nın 2 katı. Türkiye'nin de 4 katı oranında. Ve bu ayrı bir değer katacak Bergama'ya. Tabii ki bu yatırımın buraya gelmesinde de çok önemli etkenler var. Biz geçtiğimiz yıllarda sizinle burada program yaparken defalarca konuştuk. Konuştuk, evet. Neydi bu etkenler? Otoyollar. İşte Kuzey Ege Otoyolu'nun açılmış olması. Sayın Cumhurbaşkanımız Bergama ziyaretinde Kuzey Ege Otoyolu'nu açmıştı, hatırlarsınız. Evet. Yine İzmir-İstanbul Otoyolu'nun açılması. Bergama'nın çok yakın bir lokasyondan bu hatta bağlanması. Ve önümüzdeki yıl açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü. Bu da yine Avrupa ile olan bağlantıyı, yine bölgemizin çok hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Tüm bu etkenler Bergama'da hani her şeyin canlanmasını sağladı. Biz geldiğimizde Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nin neredeyse %20'lerdeydi doğduk orada. Şimdi %85-90'ı galiba. %100 oldu Murat Bey. Evet. Buradan duyuralım. En son Fikret Bey 85 demişti, 60 evet, demek. Artıyor. Her geçen gün artıyor ve şu an %100'deyiz. Tamamen dolu o zaman. Evet, doldu ve artık Bergama Organize Sanayi Bölgesi yeni genişleme alanları için çalışma başlattı. Bu bizim için çok sevindirici. Yani bu alanın dolması demek, burada fabrika temelleri atılıyor şu anda. Yükselmeye başladı. Bazıları da fizibilitelerini tamamladılar. Ve tüm bunlar pandemiye rağmen. Evet. Pandemiye rağmen ülkemiz büyüyor. Geçtiğimiz hafta işte büyüme rakamları açıklandı. %22'ye yakın bir büyüme rakamı açıklandı. Bu ülke ekonomisinin ne kadar dinamik ve aktif olduğunu gösteriyor. Biz aslında Türkiye Cumhuriyeti nüfusu çok dinamik bir nüfus. Genç bir nüfus ve üretken bir nüfus. Biz bu pandemi dönemi içerisinde en kötü günlerde dahi bundan hızlıca sıyrılacağımızı söylüyorduk hep. Evet. Birileri bunu belki her hayal masal olarak bakıyordu ama biz öyle bakmadık. Şimdi Esbaş'a, değil Esbaş'ta değil mi? Evet. Ona hayal olarak bakmak isteyenler var. Yani ne zaman Bergamalılar iş için ve bu çevre müracaatta bulunacaklar? Yani 6 ay bürokratik engeller evet. kalkacak. Ondan sonra evet. kabaca bir tarih verecek olursak tabii. ete kemiğe büründüğü evet. o vakit. Altyapı çalışmaları evet. başlayacak. Fabrikalar tabii ki bir an önce yatırımını yapıp üretime başlamak istiyor. Onlar bizden daha hevesli. 1-2 yılı. Yani 1-2 yıl içerisinde burada fabrikalar yükselmeye başlayacak ve orada işçi alımları olacak. Tabii ki biz sadece bunu planlamamamız gerekiyor. Biz evet. aynı zamanda şehri planlamamız gerekiyor. Gençleri örgütlememiz gerekiyor. Nüfus artışına göre tabii, de ilçeyi tabii. planlamak gerekiyor. Eğitimi planlamak gerekiyor. Her şeyi planlamak gerekiyor. Çünkü orada çalışacak belli bir genç nüfus olacak. Bu genç nüfusun eğitimli olması gerekiyor. Bilgili olması bunlar gerekiyor. Bunlar büyük ihtimalle Bergama'da oturacak. Evet, evet. Bergama'da oturacaklar. Biz işte şehri planlıyoruz. TOKİ'lerle, yeni imar alanlarıyla, büyüme potansiyeliyle, işte önümüzdeki 10 yılda Bergama nasıl bir şey bekliyor, yaşam bekliyor. Bunları planlayarak yürüyoruz. Ve Bergama'yı o yüzden genişleterek, büyüyerek, planlı bir şekilde büyüterek bu şehri hak ettiği yere kavuşturmaya çalışıyoruz. Evet. Serbest bölge konusu son derece sevindirici ve dediğim evet. gibi halkımızın merakla beklediği konulardan bir tanesi. Her programımıza konu olan gerek sizinle gerek muhalefet partilerine mensup siyasetçilerle, biz gazetecilerle olsun her programımıza konu olan mevzu Millet Bahçesi. Evet. Ne Millet Bahçesiymiş dedirtiyor insana. Evet. Şimdi büyük bir bölümü halkımızda evet orada artık stat olmaz. Yani oraya bir şey yapılsın, güzel bir şey yapılsın diyenlerin sayısı hayli fazla. Olmasın diyenler de var. Böyle olmasın diyenler de var. Bu konuyla ilgili ama son gelişme artık Millet Bahçesi ile ilgili tüm gelişmeleri Bergamalılar öğrendi. Evet. Son gelişme belki onu da takip etmişlerdir ama bu konuda sizin yorumunuzu burada tekrar duymak için soruyorum. Büyükşehir Belediyesi dava açtı. Sayın Soyer Başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi dava gerekçesi de çok ilginç. Niye dava açtınız deyince sadece yeşil alan olsa açmazdık. Yani bu şunu ben yorumlarımızda da dile getirdim. O zaman esnafın orada yer bulmasına mı karşısınız? Yani esnaf mağdur olmasın diye eylemler, protestolar
yapılıyor partisi tarafından. Ama esnaf orada yer bulacağı zaman esnaflı bir proje gerçekleştirilecek ise, yani sadece yeşil alan olsun esnaf olmasın dendiği zaman orada bir tezat teşkil etmiyor mu? Bu konuyla ilgili siz de bir basın bülteni yayınladınız. Buna engel olunmasın. Evet. Bergama'nın hayrına olan bir iş bu iş diye. Bu son aşama nedir efendim, millet bahçesi noktasında gelinen? Tabii millet aşama. Bahçesi konusunda biz daha seçim öncesinde bunu vaat etmiştik, vaat ve şu anda gerçekleştiriyoruz. Yani bu hatta ilk zamanlar hatırlayın, buraya yapılamaz, edilemez diye efsaneler vardı. Burası değişmez, işte şudur falan. Biz onları bazı zorluklarla açtık. Evet. Hepsini açtık. Ve bugüne geldiğimizde geçen yıl yine projelendirme safhasındaydı ve o da bitti. İhale aşamasına geldi, o da bitti. İnşallah 11 Ağustos'ta ihalesi yapıldı. Bugün 14 Eylül. Normalde 30-35 günlük bir süre bekleme süresi oluyor ihalelerin. O da bugün yarın dolmak üzere inşallah. Yakında imzalar atılacak. Ona itiraz yok mu? İhale devam ediyor. İhale süreci durmuyor. Onda herhangi bir şey yok. Ama tabii ki bu planlamaya karşı çıkıldı. Bu itiraz bir şeyi durdurdu mu bu arada? Ben bu itiraz henüz daha ilgili makamlarda belki değerlendirilme imkanı olmadı. Daha değerlendirilme aşamasında. Ama ben şu çağrıyı yaptım. Yine sizin vasıtanızla bu çağrıyı yapalım buradan. Bu itirazdan, bu davadan vazgeçilsin. Bu Bergama'nın menfaatine olacak bir proje. Bu bir aynı zamanda trafik düzenlemesi, bir otopark düzenlemesi, bir yeşil alan düzenlemesi ve esnaf dükkanlarının düzenleme projesi. Şu anda orada bir dağınıklık ve rentable bir kullanım yok. Stadyum orada. Eski kapalı spor salonu var. Köhne bir görünüm. Yani. Kötü bir yani. Köhne yani, bir görünüm de var. Şehrin ortasında kapatılmış bir mekandan bahsediyoruz. Yani etrafı kapatılmış ve dükkanlar da kötü. Gerçekten şu anda o dükkanların hiçbirine kimse iyi diyemez. Çıkıp da kullanım şartlarını ve şeklini iyi diyemez. Biz orada bir planlama yaptık. Ve ticari alanları belli bölgeye toplayalım. Orada bir esnaf çarşısı yapalım. Daha önce bahsettiğimiz gibi Fuat evet. Olgan Parkı'nın olduğu bölgede bir esnaf çarşısı oluşturalım dedik. Yine hiçbir millet bahçesinde olmayan bir şeyi getirdik. 1600 metrekarede bahçenin içerisinde ticari alan oluşturduk. Bu hiçbir millet bahçesinde yok. Bergama'da evet, tek. Bergama'da özellikle bir gidip geldik. Yani hep biz evet. alan oluşturalım diye bu bölgede. Hem bunlar Bergama Belediyesi'ne ileride gelir. Yani bu gelirler İleride Bergama Belediyesi'nin daha rahat çalışmasını sağlayacak bu gelirlerle birlikte. Evet. Hem de oradaki esnafımızın daha rahat şartlarda çalışabilmesini sağlayacak. Şimdi biz eğer bunları yapmayıp da biz esnaf çarşısını yapmayalım, ticari alan oluşturmayalım. Herkes mevcut dükkanlara yüklendiği anda, bir anda düşünün, kira fiyatları ne hale gelir? Ve şu anda da zaten oradaki insanlar söylüyor, kira fiyatları yükseldi diyor. Neden? Çünkü alan kısıtlı. Biz orada bir arzı gerçekleştiriyoruz, bir alanı planlayarak bir bölgeye yine esnaf dükkanları oluşturacağız. Ve evet. o esnafımızın oraya geçmesini sağlayacağız. Artı orada daha rahat alışveriş yapılması için yeraltı otoparkı, yeşil alan ve bir cazibe merkezi haline geliyoruz. Artık orası Bergama'nın, biz diyorduk, Bergama'nın kalbi. Ve o kalp atmıyor ve bizim sayemizde inşallah bizim projelerimizi atacak dedik. Ve Bergama Belediyesi'nin cebinden bir kuruş çıkmadan biz bu projeyi gerçekleştiriyoruz. En önemlisi de. Büyükşehir'in sadece yeşil alan olsa itiraz etme sözü ne anlama geliyor? Orada tezatlar var Murat Bey. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri geliyor, esnafa geçiyor, diyor ki işte siz mağdur ediliyorsunuz, burası yıkılacak, mahvolacak, edilecek. Arkadan da Büyükşehir Belediye Başkanımız diyor ki burası sadece yeşil alan olsaydı itiraz etmezdik. Hangisinin dedikleri doğru? Yani bir aralarında bir anlaşmaları lazım ilk önce. Biri diyor ki dükkanlar falan kalsın, bozulmasın, şey olmasın. Yani esnafa yer bulunsun. Yer bulunsun. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı da tersini söylüyor. Büyükşehir Belediyesi diyor ki burası sadece yeşil alan olsaydı itiraz etmezdik. Biz bir planlama yapıyoruz. Bir alanı bir köşeye taşıyoruz. Orada esnaf çarşısını daha modern, daha insancıl, daha yaşanır bir yer haline getiriyoruz. Geri kalan alanı da hatta orası spor alanı biliyorsunuz. Evet. Yeşil alan değil. Biz onun 2000 metrekarelik esnaf çarşısı yaptığımız bölgenin neredeyse 20 katı bu alanda yeşil alan oluşturuyoruz. Ya bunun neresine itiraz eder? Benim yine çağrımı buradan yeniliyorum. Bu itirazdan, bu mahkemeden, bu davadan vazgeçilsin. Kendisiyle görüştünüz mü Büyükşehir'le? Ben bunu daha bu olaylar gelmeden çok daha önce konuştuk. Ben kendisine sundum. Bu konuda itirazları olmamasına, bunun Bergama'nın menfaatine olacağına belgeleriyle Sayın Başkan'a sundum. Yani eline belgeyi de buradaki toplantıda takdim ettim kendisine.
Dedim bu konuda Bergama'nın önünü açalım. Biz böyle bir düzenleme yaptık. Ama siz tarafından da lütfen buna itiraz edilmesin. Herhangi bir şey gelmesin. Bakacağım dedi, aldı. Ama maalesef bugün de geldiğimizde itirazlar, mahkemeler bunlar neyi durdurur, neyi engeller, kimi mağdur eder? Önümüzdeki günlerde eğer olumsuz bir şey çıkarsa tabii ki burada en büyük mağduriyeti oradaki esnafımız yaşayacak. Neden biz orada esnaf çarşısını oluşturmada bir sıkıntı yaşayacağız? Bunu biz eğer oluşturamazsak... Bunu da net söylemek lazım. Evet. Siz siyaseten biraz temkinli konuşuyorsunuz anlıyorum ama bunu da net söylemek lazım. Buna da sebep İzmir Büyükşehir Belediyesi olur o zaman. Yani buna sebep olmamaları için olmamaları ben uyardım. Gerekiyor. Yani sebep olmamaları için uyardım. Park projesi devam eder. Stadyumda ve Çamlı Park'ta. Ki proje alanı orası. Ama bizim Fuat Olgan Parkı'nda hemen yanı başında yapacağımız alan eğer durdurulursa ki esnaf benden hemen istiyor dükkanı. Hemen yap başkanım biz oraya geçelim. Yani bir alternatif olsun. Çünkü o civarda bir alternatif yok. Çevrede alternatif bulamıyoruz diyor. Biz alternatif oluşturacağız ki esnaf yanı başında daha temiz, daha düzgün, depreme dayanıklı, altyapısıyla, üst yapısıyla tertemiz bir yere geçebilsin. Muhalefet de tam hemfikir değil aslında bu konuda. CHP şimdi acelesi yok, bir sene sonra filan da olabilir derken bizzat ilçe başkanından duydum. İyi Parti'de düzenlenen bir basın açıklamasında. İyi Partili meclis üyesi ise fena değil dedi. Yani muhalefet de o konuda tam hemfikir değil aslında. Evet. Yani fena değil diyen de var. Ya aslında aklı selim kimsenin bu proje hayır dediği yok. Oradaki esnafla da konuşuyorum ben. Gidiyorum. Yani en gerçekten de yani esnaf işini yapacak, yürütecek, evine ekmek götürecek. Gerçekten bu projenin gerekli olduğunu söylüyor. Siyasi kaygıyla mı biraz karşı çıkılıyor buna? Yani Hakan yani, Bey bunu yaparsa eyvah yandık. Bu öyle olmamalı. Yani siyasi kaygılarla Bergama'nın menfaatine olan bir iş bence heba edilmemeli. Yani biz bugün varız, yarın yokuz. Bize verilen görev süresi belli. Bu görev süresi içerisinde biz de sözlerimizi yerine getirmek istiyoruz. Burası ile ilgili Murat biliyorsun daha önceki iki dönem yokuz derseniz bir daha aday olmayacak diye yani başlık atarlar. Yani ömür bu. Yani bilemeyiz biz. Yani hem siyasi ömür hem hayati ömür. Yani Rabbim evet. Bize neyi nasip eder onu bilemeyiz. Ondan diyorum. Yani evet. Bu süre içerisinde bunu tamamlamak için biz canla başla çalışıyoruz. O yüzden bunu tamamlamak inşallah nasip olur ve açmak nasip olur. Hep birlikte gider orada oturur, çayımızı içeriz, kahvemizi içeriz. Oradaki ağaçlarda gölgeleniriz. Nefes alırız Bergama olarak. Çocuklarımız parkta oynar. Yaşlılarımız yine ağaç altında dinlenir. Yani bölge bölgeyi biz ayağa kaldırıyoruz. İşte Çamlı Park biliyorsunuz. İçindeki o müştemilatı biz bitirdik. Yaptık gelir gelmez. Onun bunun projesi demedik. 5,5 milyonluk projeyi. Önce de epey durdu evet. Orası ama. Durdu yani. Evet. Yıllardır duruyor. Ama biz projeyi tamamladık ve 4,5 milyon kaynak aktardık. Karşısındaki o iş sonra. Merkezi denilen yer de sizden evet. Önce epey yıkıldı, durdu yanılmıyorsam. Şimdi onları da ihale çıkacağım yani. Burası itiraz nedeniyle Millet Bahçesi biraz evet. Gecikse bile oralar devam edecek diyorsunuz. Çamlı Park zaten Millet Bahçesi projesi içerisinde. Daha önce duyurmuştuk burada. O proje içerisinde ihalesi yapıldı ve başlayacak. Bir an önce peyzajını yapıp orasını halka açmak istiyoruz. Biz oranın yapımı ile ilgili de stratejik planda Büyükşehir'le konuşmuştuk, anlaşmıştık ama olmadı. Ve biz yine Millet Bahçesi projesine... Olmadı derken olmasın, kabul etmedi mi Büyükşehir? Kabul etmedi. Evet, maalesef kabul etmedi. Kamuoyu önüne gelindiğinde de Sayın Soyer diyor ki başkan istesin biz yapalım orayı diyor. Yapılacak çok yer var söyleyelim. Buradan söyleyelim. Bir daha Bergama'nın birçok parkı var. Yani buradan o zaman seslenelim. Bergama'da yapılacak park çok. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı buyursun gelsin. Ben gösteririm parkları hiç sorun değil. Kendisinin de gelmesine gerek yok. Park Bahçeler Genel Müdürünü göndersin. Park Bahçeler Müdürünü. Ben ona yapılacak parkları göstereyim yapsınlar. Yani daha çok var Bergama'da. İşimiz çok. Tabii ya bu da halka hizmet. Yani. Bergama yani, halkı da İzmir'e kaynaklar, bağlı. Hepimizin kaynağı. Yani, örneğin laf lafı açıyor. Dikili'ye belediye binası yapacak. Bergama'nın evet. Belediye binası. O konuya da geleceğiz birazdan. Evet. Belediye binası da yapabilir Büyükşehir yani. Vallahi biz seviniriz. Yapıverse ne olur? Mutlu oluruz. Gerçekten evet. Mutlu oluruz. Çünkü o kaynaklar bizim kaynaklarımız. Bergama'nın kaynakları, İzmir'in kaynakları ve bize gelen paylardan kesilen, Bergama'ya gelen paylardan gazetecilikte kesilen... öte bir Bergamalı olarak evet. Talep etmek de benim hakkım. Evet. Biz evet. Bunları istiyoruz. Yani park bitti diye kimse üzülmesin. Daha parkımız çok. Yapılacak İlk park İlk kazma yok. Millet Bahçesi'ne ne zaman Sayın Başkan? Planlara... Orada her akşam alışveriş ederken evet, evet. Murat Bey ne oldu, Murat Bey ne oldu? Ben de başkan programa çıkacak soracağız. Tabii ihale süreci tamamlanır ve sözleşme yapılırsa sözleşme yapıldıktan bir ay sonra kazma vurulur. Yani?
Yani sözleşmenin yapılması da bu ay içerisinde tamamlanır diye düşünüyorum. Yani eğer yılbaşına tabii kadar ihale sürecinde bir sıkıntı miyiz? Yoksa Ankara'da itirazlar falan olabiliyor. Bunların teknik konuları var. Eğer öyle bir şey söz konusu olmazsa bu ay içerisinde sözleşme imzalanır ve Ekim ayı içerisinde de biz kepçe vurulur diye umut ediyoruz. Ve aslında sizin dediğiniz noktaya geldiğimiz aslında çok sevindirici bir şey. Nereye geldik değil mi? Yani 2,5 sene önce bunun hayalini kurarken şimdi hangi gün, hangi hafta biz kepçeyi vuracağız? Yani veya işe başlayacağız, konuşuyoruz burada. Aslında şu anda meclis toplantılarını seyrediyor musunuz bilmiyorum ama. Genellikle ama sonuncusunu izleyemedim. Yani sonuncusunda da aslında bir iki şey vardı. Ben orada tabii arkadaşlar iyi niyetle muhalefetlikler soruyor. İşte yollar hangi ay başlayacak? İşte park ne zaman başlayacak diye bize soru soruyorlar. Aslında bu aşamaya gelmemiz çok güzel bir nokta. Yani hem iktidar hem muhalefet açısından biz yani ilerlemişik biz yani. Belli bir noktaya gelmişiz ki var, evet hangi hafta başlayacak, hangi ay nereden başlayacak diye bize sorular geliyor. Hangi evet. yoldan, hangi caddeden, hangi parktan başlayacaksınız diye, Zeytin Park ne zaman başlayacak diye. Ondan yapacağınızda muhalefet de diye. İnanmış. Evet, inanmışlar ve bize yani. Soruyorlar. Artık zamanını, saatini sormaya başlamışlar. Bu da bizim için çok sevindirici bir şey aslında. Hepimiz için, Bergamalılar olarak. Siz şunu diyordunuz Bakırçay Gazetesi'ne de yaptığınız açıklamada. Yani muhalefet engellemeye yönelik çaba yerine bir yerine iki tane, üç tane istesin. Buna muhalefet yapsın. Niye üç tane yapmadı diye. Evet. Oradan o şeyi bağı kuruyorum. Ben evet. her zaman bunu bekliyorum. Yani biz işte saydık 7-8 tane caddenin ihalesini yapıyoruz şu anda. Doğalgaz geçti. Şu an sıkıntı yaşıyoruz. Buradan hemşehrilerimize de sesleniyorum. Gerçekten çok sabırlı davrandılar. Yol konusu... Bizden önce de 10 sene sabrettiler çünkü. Yani az bir dönem değil bu. Onun için sabırsızlık. Evet aslında. Sabırsızlık hani bıçak kemiğe dayandı derler ya. Yollar konusunda gerçekten bıçak kemiğe dayandı. Doğalgaz da girdi. Toz, çamur. Gerçekten kahredici bir durum ama bunu biz son veriyoruz artık. Doğalgaza da köklü evet karşı çıkan yok ama işte biraz daha hızlı olur mu evet. şeyi var. Biz bunu şimdi hızlandırıyoruz. Bu ya biz kışında durmuyoruz. Durmayacağız. Evet. Geçen sene biliyorsunuz işte 100. Yıl Caddesi'ni, Harman Yeri Caddesi'ni, Bülent Ecevit Caddesi'ni yaptık. Bu sene inşallah buradan duyuralım. Bak bizi dinleyenler belki hemen tam da isabet diyebilirler. Mustafa Yazıcı Caddesi'ni yapacağız. Biliyorsunuz. Asfalt yapacağız. Evet. Aynı Maltepe'deki örnekleri gibi. Möblingen Caddesi'ni yapacağız. Şu an doğalgaz çalışması biten yerlerden bahsediyorum. Kaymakam Kemal Bey Caddesi'ni yapacağız. Çaltıbahçe Sokağı yapacağız. Her yer asfalt olsa çok evet, iyi olur. Bu yıl hemen bunları çıkıyoruz. Yani Anafartalar Caddesi'ni yapacağız. Yeşilırmak Caddesi'ni, Dumlupınar Caddesi'ni, Sardunya Sokağı Caddesi'ni. Çok işleyen sokaklardan bir tanesi. Bunları yapacağız. Yine bizim Büyükşehir'i beklediğimiz yağmur suyu kanallarının geçmesi gereken Kayhan Caddesi var. Onu bekliyoruz şu anda. Hasan Çelebi Caddesi'ni yağmur suyu kanalı geçecek. Onlar Büyükşehir tarafından yapılması gereken işler olduğu için onları bekliyoruz. Kasım ayında bitireceğiz dediler. Söz verdiler. Hasan Çelebi Caddesi'ni ve Kayhan Caddesi'ni. Biz de onlar bitirir bitirmez hemen onları da asfalt ihalesine çıkacağız. Doğalgaz yine hızlı bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir bir şeyi durdurdu diye bir yine bülten gelmişti geçenlerde belediye. Büyükşehir evet. neyi durdurmuştu? Doğalgazla ilgili bir şeyi durdurdu diye bir evet. açıklamanız geçen olmuştu. Geçen ay İzmir Gaz'da bir toplantı yaptım. Evet. İzmir Gaz'da toplantımızın sebebi daha hızlı çalışmaları, bize daha çok ön açmaları. Yani çünkü bir an önce doğalgazın bitip o bölgeden çıkması lazım ki bizler de kaldırımıyla, yoluyla, aydınlatmasıyla her şeyini yapabilelim, o projeyi gerçekleştirebilelim. Onun için gittim ama şu bazı yollar biliyorsunuz Büyükşehir uhdesinde, evet. AYKOME izinlerinin çıkması noktasında. Ve orada İzmir Gaz bana şunu söyledi, bazı caddelerde Büyükşehir bizi durdurun, durdurun çalışmayı. Neden? Bu caddeleri kim yapacak? Yani Büyükşehir sorumluluğu ama kim yapacak diye soruyor doğalgaza firmasına. Doğalgaz firması da bize dedi ki böyle böyle. Ben dedim hemen taahhütnameyi veriyorum. Hemen protokolü yapalım. Biz de bu yolları hemen yapacağız. Büyükşehir sorumluluğunda olsa dahi. Neden? Çünkü orada Allah göstermesin can kaybı, mal kaybı, sağlıkla ilgili sorunlar her şeyi yaşayabiliriz. Evet. Biz bir an önce bunu yapıp insanların hizmetini açmak istiyoruz. Ve biz o durdurma şeyini de bir an önce bitirmelerini, yani AYKOME'den bunların hemen izinlerin verilmesini istiyoruz. Tüm taahhütünüz yeterli gelmedi. Şu an İzmir Gaz tekrardan toparladı herhalde izinleri. Yine bir eksiklik varsa bir duyuracağım ben. Yani AYKOME'ye de ileteceğim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na da söyleriz. Yani bu konuda herhangi bir irtibat kopukluğu yok. Biz eksik olan yeri söyleriz. Yapacaklarımızı söyleriz. Onlara düşen noktalar var. İşte varsa kanalizasyonunda problem,
işte yağmur suyu kanalları yapılması gerekiyorsa onları yaparlar ve arkasından da biz de o güzel yolları yapıp Bergama'da rahat rahat hem araçla hem yürüyerek hem bebek arabasıyla hem de bisikletle yürüyebilelim istiyoruz artık. Burası tarihi bir şehir diyoruz. Turizm şehri diyoruz ama evet. Bu haliyle maalesef gelen hoş bulmaz. Valla Büyükşehir Belediyesi'nden daha çok yardım ve hizmet bekliyoruz Bergama'ya yakına. Evet. Dikili'ye kafi miktarda yapıyor sağ olsun. Evet, daha çok bekliyoruz. Dikili de bizim tabii ki sonuçta orada yaşayan insanlar da bizim insanımız ama evet. Bergama ve Kına benim bir gazeteci olarak gözlemlediğim kadarıyla Bergama ve Kına biraz evet. daha fazla yapması gerekiyor. Anladığım kadarıyla Millet Bahçesi'nin kazması Ekim ayında tahminen büyük ihtimalle vurulacak gibi. Evet, ihale tamamlandı. İlk, peki başlangıç olayı dükkanların yıkımıyla mı başlanacak, sona mı bırakılacak? Hayır, ilk etapta kapalı spor salonu ve tribünlerin yıkımı gerçekleştirilecek. Onların kalkması gerekiyor çünkü içeride inşaat bir otopark faaliyeti de yapılacak yer altında. Evet. Onun dışında tabii firma geldikten sonra bizim konuşacaklarımız var, telkinlerimiz var. Ben oradaki esnafla da gidip görüşüyorum. Buradaki süreyi esnaf lehine sonuna kadar kullanmak istiyorum. Normalde bizde... Olabildiğince geç yıkılır. Evet, geç. Geç ve onların da bir an önce dükkanlarını yapıp teslim etmek istiyorum. Yeni yerler açıp onların oraya girmelerini sağlamak için. İnşallah bu Millet Bahçesi'ni alan firma geldikten sonra hemen Çamlıpark'tan başlamasını ilk önce rica edeceğiz. Tabii firma gelip hemen işi bitirip çıkmak isteyecektir. Yani... İşi tamamlayıp çıkmak isteyecektir ama biz de bir yandan stadyumdaki o düzenlemeyi, esnaf çarşısı düzenlemesini yapmak istiyoruz. Bize de bir engel olmazsa biz orasında esnaf çarşısında 8-9 ay gibi bir kısa bir zamanda inşa ederiz diye düşünüyorum. Yani hızlı bir şekilde yapıp hizmeti açmak istiyoruz orasında. Ama tabii biz de işlerin hızlı yürümesi lazım her taraftan. Yani Çamlı Parkı'da, stadyumu'da en son biz dükkanların artık oradan tahliyesini isteyeceğiz. Hatta ben şeyleri de göndermedim yani tahliyeyle ilgili ihbarnameleri göndermedim. Burada inisiyatif kullandım. Kendilerine de söyledim. Dedim bekleyeceğim sonuna kadar. Yani firma gelsin artık işler tamamlandı desinler. Ondan sonra ben sizlere bu tebliğleri yapacağım. Ondan sonra inşallah diğer faaliyetlerimizde, inşaat faaliyetlerimizi tamamladıktan sonra esnafımızı oraya taşımış olacağız. Ve Bergama'nın ortasında gerçekten çok büyük bir güzellik ortaya çıkacak. Evet. Ve bununla inşallah gurur duyacağız. Önümüzdeki 2,5 yıl, geride bıraktığımız 2,5 yıla nazaran sanki daha bir dolu dolu, daha bir hareketli geçecek gibi gözüküyor anlattıklarınıza bakılınca. Evet. Şeye gelelim, Selinos'a isterseniz. Bu da herkesin üzerinde ittifak ettiği, evet olsun dediği muhalefetiyle, iktidarıyla projelerden bir tanesi. Fakat geçtiğimiz günlerde orada da basın açıklamaları, eylemler yapıldı. Acele kamulaştırma konusuna itirazlar var. Neden acele kamulaştırılıyor şeklinde itirazlar var. Bir de güzergahın dışında hiç alakası olmayan yerler de kamulaştırılıyor. Buranın manzarası çok güzel. İşte buralara villa yapılacak, peşkeş mi çekilecek, şey mi yapılacak diye muhalif cümleler kuruldu geçtiğimiz dönemde. Tabii bu cümlelerin hiçbiri doğru değil. Ya biz bunlarla ilgili gerekli açıklamaları ben mecliste de yaptım. Antik Selinos kanalı gerçekten çok büyük bir proje. Bergama'nın turizm geleceği. Bu turizm geleceği diyoruz ama sadece bu turistlerin gelip eğleneceği veya gezeceği bir yer anlamına gelmiyor. Bu aynı zamanda bir turizm istihdamı da doğuracak önümüzdeki yıllarda. Evet. Biz buraya gelen turist sayısı arttıkça burada ciddi bir istihdam alanı açılacak. Yani bir bacasız sanayi diyoruz biz turizme. Ve biz bunları yapmazsak turizmi biz burada büyütemeyiz. Antik Selinos kanalı projesini istemeyen bir başkan var mıydı geçtiğimiz dönemlerde? Yoktu. Hepsi istiyor. Yani bu buranın ıslah edilmesini, temizlenmesini, o kanalizasyon... İstemeyen yoksa kalkmasını... bizim projemizdi diyenler çok. Yani. Aklın yolu birdir. Bizim projemiz. Yani bizim projemiz bir... Niye yapılmadı bizim projemiz? Niye? Yani bu proje Bergama'nın projesi. Yani önemli olan bir şeyi yapmak. Yani adım atmak. Biz o adımı attık. İlk ben bunu açıkladığımda Ankara'da Sayın Bakan da çok belki anlayamadı ama geldiğinde gerçekten burası müthiş bir yerdi. Sayın Tarım Bakanımız Bekir Pakdemir yarın İzmir'de olacak yine hemşerimiz. Evet. Bu proje en büyük desteği o verdi. Daha sonra Cumhurbaşkanımız geldi. Bergama'da o desteği verdi bize ve hızlı bir şekilde işlemler devam etti.
Şimdi buradaki Antik Silinos Kanalı projesi ihaleleri yapıldı biliyorsunuz. Artık işte imalatlar yapılmaya başlandı. Evet. Kamulaştırmalar yapıldı. Kamulaştırmalarda bazı maalesef spekülasyonlar, doğru olmayan haberler acele ortaya çıktı. Acele kamulaştırma diyorlar. Tabii acele kamulaştırma yapıldı. Özellikle burada acele kamulaştırma, size şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde televizyonlarda hep beraber izledik. Şimdi 40-50 yılda olmayan ama 50 yıl sonra olabilen bir felaketle karşılaştık. İşte birçok canı kaybettik. Kastamonu'da olan felaketten bahsediyorum. Sinop'ta olan felaketten bahsediyorum. Evet. Yaşanan felaket. İklim şartları değişti. Bazen aşırı yağışlar olabiliyor. Ve dönem dönem Bergama'da da olmuş. İşte 1800 yıllarda yaşanan büyük bir selden sonra bazı köprülerimiz yıkılmış orada. Tarihi köprüler yıkılmış. Şu anda orada gerçekten iskan olan bazı konutlar aynı zamanda can ve mal tehlikesi taşımakta. Bunların bir an önce oradan kaldırılması gerekiyor. Ama tabii ki devlet burada bir kamulaştırma yaparak bunu gerçekleştirebilir. Ve o projenin mahallenin kenarının açılmasıyla ilgili biz uzun zamandır başka görüşmeler de yaptık. Onlar da nihayetine erdi. Ve başarılı da olduk. Ondan da bahsedeceğim. Kamulaştırmalar yapıldı. Vatandaş devlet su işleri tarafından çağrıldı. İşte bedeller belirlendi. Bedeller az bulanlar oldu. Daha sonra tekrardan gözden geçirildi. Bir miktar daha yükseltildi. Ve tabii ki biz bu parayla ev alamayız diyenler oldu. Yani bu parayla biz herhangi bir daire, bir ev alamayız diyenler oldu. Ben onlar için de Sayın Bakanımıza çıkmıştım. Çevre Şehircilik Bakanımıza. Daha sonra TOKİ Başkanımızla görüştük. Milletvekillerimizle birlikte. Bize çok önemli bir kolaylık sağladılar. Şu an inşa edilen TOKİ'nin içerisinden bize 30 tane daire ayrıldı. Tabii bu uzun bir süreç aldı. 6 ay gibi bir çalışma söz konusu. Ve 30 tane daireyi de biz burada kamulaştırma yoluyla yerleri alınan vatandaşlara tahsis ettik. Kurasız. Ücret ödemeyecekler. Ücret değil. Kurasız. Buraya girme kurasız hakkı verdik. Ücret tabii ki var. Çünkü TOKİ'nin yaptığı her evin karşısında bir ücret var. Ama burada aldıkları parayı oraya yatırıp uzun vadeli, taksitli girebilme. Hepsine değil. Yani hepsine değil derken şöyle, illaki alacaksın değil. Sadece bir alternatif olarak, yani bir çözüm noktası olarak gösterdik. Evet. Yani vatandaşlar, ben hiçbir yerde bu imkanlarla, bu taksitlerle yer bulamıyorum. Müteahhite gittiğimde işte bana böyle bir ev vermiyor. Bankaya gittiğimde bana vermiyor. Ama TOKİ'den en azından böyle bir olanak. 30 tane eve kaç kişi müracaat etti biliyor musunuz Murat Bey? Bilmiyorum. 12-13. Yani çok talep de aslında gelip de hani biz illaki girelim demeler. Herkes kendine göre bir düşüncesi var. Biz en azından alternatifleri çoğalttık. Ve bu alanın kamulaştırılacak olan alanın hani üzerine işte tesis yapılacak, yok villa yapılacak gibi söylentiler tamamen doğru değil. Doğru değil. Tamamen doğru değil. Oradaki alan yeşil alan olacak. Yani 12 bin metrekare yeşil alan olacak. Ve bu acele kamulaştırma kararı çıkan yerlerin tamamı kamulaştırılmayacak. Burada öncelikli olan bir en tehlikeli olan bölgedeki ve o kanalın kenarında hemen hatta içinde bulunan evler. İkinci derecede daha sonra değerlendirecek olan evler var. Ama şu anda inşaatı, yani Antik Selinos kanalının inşaatını engelleyen ve o kanalın doğru akmasını, işte yüzyıllardır, bin yıllardır o kanal orada var. Ama o evler 50 yıl önce yapılmış oraya. 60 yıl önce yapılmış. Evet. Ve yarın öbür gün Allah göstermesin büyük bir yağmurda şeyde ne olacağı belli değil. Ve biz o günleri de bazı sıkıntılı günler de yaşadık. Biliyorum ya orada suyun nasıl geldiğini, o tonozlarının içinden nasıl aktığını. Buna mahal vermemek adına burada biz bu kamulaştırmayı yapmak zorundaydık. İnsan can ve mal güvenliği açısından aynı zamanda o tarihi gün yüzüne çıkarabilme açısından. Orada bir maalesef şu anda Antik Selinos kanalında bir kanalizasyon çukuru var. Yani mahallelerin kanalizasyonu akıyor. Biz bunu kaldıracağız. Aklı selim olan hiçbir Bergamalı bu projeye karşı çıkmaz. O evlerin de oradan kaldırılmadan bu projenin gerçekleştirilmesi mümkün değil. Bunun yapılması gerekiyor. Her belki ameliyat acılı geçebilir ama ondan sonrası Bergama için, gelecek için çok daha sağlıklı olacaktır. Evet. O
alakasız yerlerin kamulaştırılması olarak adlandırılan o yükseklerde kalan yerlerde yeşil alan olacak. Kesinlikle öyle villadır, ranttır öyle evet. Bir şey söz konusu değil. Bir de o kamulaştırma kararı olan yerlerin tamamı kamulaştırılacaktır diye bir şey söz konusu değil. Yani gerekli olanlar kamulaştırılacak. Gerekli evet. Olmayanlar öyle bir kamulaştırmaya tabi tutulmayacak. Tutulmayacak. Geçtiğimiz mecliste bir de şu da gündeme geldi, bu meşhur tarım arazilerinin işte satışı. Geçenlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhalde meclis üyelerinin işleri güçleri vardı, o toplantıya katılmadılar. Aritmatik biraz değişti. Bir meclis üyesi hemen verdiği önergeyle bu olayı tekrar gündeme getirip bu satışların iptali yönünde karar almasını sağladı oradaki çoğunluk sayesinde. Siz de bu son mecliste bunun iptali yönünde tekrar gündeme getirdiniz. Burada bir sorun olduğu ileri sürülüyor. İptal edilmesi, iptal için tekrar gündeme getirilmesi için hukuka uygunsuzluk olması söz konusu olacak ki o nedenle tekrar gündeme getirilsin. Halbuki tek tek getirseydiniz daha bir şey olurdu, yani usulüne uygun olurdu diyenler de var. Bu olay hakkında nasıl yorumunuz? Bir mecliste iptal edilmesi, bir mecliste gündeme gelmesi, daha önce böyle bir karar alınmış olması, bu şeye döndü biraz. Yani bu hani kayıkçı siyasetine döndü derler ya, ben orada da fikrimi söyledim. Belediye meclisini bence günlük siyasi çekişmelerin dışında tutmak lazım. Öyle mi yapılıyor mecliste? Maalesef böyle yapılmıyor. Bu en son gelen önerge bu yöndeydi. Ve ben de bunu hukuka uygun olmadığını söyledim. Ve alınan bir karar doğrultusunda bir planlama yapıldı. O planlamaya doğrultusunda biz şu anda yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Evet. Kredilendirme var, borçlanma var. Bunun dışında gayrimenkullerin satışıyla ilgili, bunlardan elde edilecek gelirlerle ilgili planlamalarımız yani bunlara var. Bunlara başlamışken bunun iptali gündeme getirilmesi hukuksuz, onun için hukuksuz. Siz iptal ediyorsunuz. Elbette ki. Evet, yani bu hani ben bu ay bu kararı aldım, bir dahaki ay ben bunu aldırttırayım, işte bak sayısal çoğunluğu elde ettim falan değiştireyim. Bu bence çok doğru bir davranış değil. Ve bunun siyasetini yapabilirsiniz, dışarıda anlatabilirsiniz. Bu işte tarlaların satışı doğru değildir veya bu borçlanma doğru değildir. Bunu halk takdir eder, dışarıda değerlendirir, konuşur ama her belediye meclis toplantısında ha bak bakayım ben çoğum işte bu kararı vereyim geri aldırayım. Ya bu doğru bir şey değil. Ve meclis gündemini maalesef işgal eden konular. Aynı konuyu tekrar belediye meclisine getirip kararlarla, değişik önergelerle meşgul etmenin bir anlamı yok. Bununla ilgili karar alınmıştır ve o karar orada duruyor. Şimdi burada bir şeyi öğrendim ben. Siz diyorsunuz ki onların yaptığı asıl hukuksuz. Biz bu hukuksuzluğu iptal ettik. Çünkü elbette. Aldığımız bir kararın uygulanması için girişimlere başlamıştık. Yeniden böyle bir karar aldırılırsa o zaman bizim bu hazırlığımızı bozdukları için onların elbette. Yaptığı hukuksuz. Tüm onlar da diyor ki eder. Sizin tekrar evet. Getirmeniz hukuksuz diyor. Siz de onların yaptığı hukuksuz diyorsunuz. Elbette. Evet. Ya, yeni karar da alabiliriz. Tekrardan evet. Satış kararı alalım o zaman evet. Biz. Yani durmadan böyle gitsin gelsin. Yani kısır döngü. Kısır evet, döngü dönüşür ve bu belediye meclisine yakışır bir durumda değil. Yani boş bir gündem. Yani siyasi gündemi siz belediye meclis salonunda getirerek işte bundan bir şey ben kazanabilir miyim? Bunun arkasında bir siyasi şey kazanabilir miyim? Değil. Biz bunları daha önce de konuştuk. Bu yerlerin satışıyla ilgili veya borçlanmalarla ilgili konuları. Biz Bergama Belediyesi'ni doğru yönetmek durumundayız. Biz satış kararları da alabiliriz. İlk satış kararı alan belediye biz değiliz. Tarla satış kararı alan. Dikili'de onlarca var. Ödemiş'te onlarca var. Selçuk'ta onlarca var. Menderes'te şu anda alınan onlarca tarla sizden satış kararı var. Bergama'da. Bizden önce de var. Ben de meclis üyesiydim. O dönemde destek verdim. İşte onlar 10 dönümün altındayım. İşte bunlar 10 dönümün üstünde falan. Yani onlar şey değildi de bunlar farklı bir edinim şekli aynı. O tarlanın geliş şekli de aynı. Bunun da aynı. Yani bunları biz daha önce konuştuk. Biz artık hizmet etmeye bakmalıyız. Evet, yani evet. Bunları tekrar geriye dönüp konuşmanın bize vakit kaybettirmekten, bizi geriye çekmekten veya çelme çakmaktan başka bir şey anlama gelmiyor. Evet, bu konuyu doğru geç. O zaman oradan gelmişken bir tane daha siyasi bir soru sorayım. Geçen gün CHP milletvekili Taceddin Bayır demiş ki, Bergama'da bugün yerel seçim olsa CHP açık ara farklı kazanır. Şimdi yerel seçimden bahsedince şu soru akla geliyor. Adayınız kim? Yani ben yaptığımız yorum programında evet. Da söyledim. CHP bugün yerel seçim olsa açık ara farklı kazanır mı? Nasıl kazanır?
Onu genel seçimde de söylüyorlar. Genel seçimde... Ama adayları belli değil maalesef. Çünkü... Ne Ankara'da ne Bergama'da ne... Bilmiyor yani. Genel seçimde en azından parti diye bir şey var ortada. Evet. Tamam biliyoruz da. Yerel seçimde aday hiç önemli değil mi? Yani bu kanaate nasıl varılmış olabilir Sayın Başkan? Bir de projeler üzerinden konuşmak lazım. Yani yerel seçimde siz öyle projeler getireceksiniz ki vatandaşı ikna edeceksiniz. Bu projeleri yapacağınıza ikna edeceksiniz ilk önce. Projenin gerekliliğini ikna edeceksiniz. Ondan sonra oy isteyeceksiniz. Biz çok öncesinden projelerimizi halka açıkladık. Yani seçimden aylar önce. Bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz dedik. Ve halka sunduk. Ve şimdi o proje kitapçığına biz tek tek her gün bakıyoruz. Hangi projede neredeyiz diye. O sözler yerine gelmek durumunda. Biz pandemi demedik, deprem demedik. Bir sürü olumsuzluklar yaşadık. Ekonomik anlamda da yaşadık. Şu an tüm belediyeler yaşıyor. Neden? Gelirler düştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin vergi gelirleri düştü. Sadece Bergama değil, 30 ilçeyi aldıklarını söylüyor. Evet, tüm, Sayın Bayır. Tüm, yani 30 ilçenin tamamı. Tamam, evet. Doğrudur. Yani Bergama'da biz tabii ki yaptıklarımızı halka arz edeceğiz, göstereceğiz. Sözlerimizi yerine getirdik diyeceğiz ve Bergama'nın ihtiyacı bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Yeni yeni projelerle biz daha gündemde olacağız. Sayın Bayır, Sayın Soyer'le temas kurup Bergama'ya, Kınağa daha çok hizmet gelmesini temin etse aslında daha bir... Hayırlı bir iş yapmış olmaz mı? Valla temennilerini bekliyoruz. Olarak. Gazeteci olarak evet, değil, Bergama olarak. Temennilerini bekliyoruz. Yani Bergama'ya daha çok hizmet edilmesi noktasında. Bizim hizmet yarışında var olmamız lazım. Sayın Başkan, başka projeler de var mutlaka Zeytinpark'tan sizden. Zeytinpark'tan bahsedelim. Bergama Cumhuriyet evet. Meydanı'ndan isterseniz biraz bahsedelim. Zeytinpark'tan bahsedelim. Bunlar... Zeytinpark çok fazla bir maliyete mal olacak. O kadar para harcanır mı oraya diyenler var. Yani 15 milyon mu? Ne? 15 milyon burası için çok değil mi? Evet. Diyenlere ne söyleyeceksiniz? 30 bin metrekarenin üzerindeki bir alandan bahsediyoruz. Bergama'nın tam da ortasında çok da güzel zeytinlerin, asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu bir noktadan bahsediyoruz. Yıllardır maalesef orası madde bağımlıların yatağı oldu. Karanlık, izbe bir yer. Evet. Aslında bir o kadar da güzel bir nokta. Biz şimdi bu projeyi ayağa kaldırıyoruz. Biz bunu yaparız, ederiz. Herkes maliyetlerine bakar, durumuna bakar, nasıl yapıldığına bakar. Ortaya çıktıktan sonra bir inceler. Bu işler nasıl yapılıyormuş? Bu işleri hiç yapmayanlar şimdi yorum yapıyor. Yani bu işleri çünkü başlayamamışlar. Nasıl yapıldığını bilmiyorlar. Yani bugüne kadar 3-5 tane çocuk parkıyla şeyle günü geçirenler böyle büyük projeleri kafalarında tabii tahayyül edemiyorlar. Bu projelerin başka yerlerde nasıl yapıldığına, nasıl edildiğine bir baksınlar. Artık dünya gelişiyor, ülkemiz büyüyor. Ve Bergama'ya ve böyle bir turizm kentine yakışır parklar, bahçeler, gezi alanları olması gerekiyor. Yapıldıktan sonra projeyi inşallah önümüzdeki yaz bu projeyi kullanmaya başlayacağız, açacağız. Bizim niyetimiz o yönde. Önümüzdeki yaz, evet. Yine söylüyorum, yani bizim hani bol bol paramız ve yerden gelen çok bir şeyimiz yok. Biz kendi imkanlarımızla, kredilendirmeyle, kendi gayrimenkullerimizi satarak veya bunları değerlendirerek bu yatırımları yapmaya çalışıyoruz. Çok büyük zorluklar içerisinde ama bunlara zamanında hiç kimse çözüm aramamış. Yıllarca öyle kalmış. İşte Çamlıpark kaderine terk edilmişti yıllarca. Yani biz onu şimdi hayata geçiriyoruz. Zeytinpark dediğimiz nokta. Hiç kimse düşünmemiş bile. Stadyumun olduğu nokta. Yani orası 20 yıldır, 30 yıldır düşünülen bir bölge. Evet. Biz bunları yapıyoruz şu anda. Ama tabii ki bunları beğenmeyenler, hoşuna gitmeyenler olabilir. Bunların hepsi tamamen siyasi sayıklar. Belediye binası ne olacak Sayın Başkan? Eski yerine gelecek mi, güçlendirilecek mi? Yoksa gelmeyecek mi? Belediye binasında çıkacak raporları en son kat malikleriyle arkadaşlarımız oturup devamlı görüşüyor. Oradan çıkacak maliyetler, sonuçlar, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sonuçları doğrultusunda bize ne çıkarsa o şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz şu anda bulunduğumuz yerden memnun değiliz. Küçük bir yer. Orada hizmet vermeye çalışıyor bütün birimler. Burası da çok geniş olduğu söylenemez ama eğer bir imkan olursa, burayı yapma imkanımız, güçlendirme imkanımız olursa biz bir an önce bu binaya dönmek istiyoruz. O belli istiyoruz. Değil daha değil mi? Güçlendirme olacak değil. Mı olmayacak evet. mı? Evet. Onun sonuçlarını alacağız, değerlendireceğiz. Eğer olursa bir an önce dönmek istiyoruz. Çünkü diğer taraftaki alan bize yetmiyor. Dediğim gibi Dikili'ye belediye binası yapacak büyükşehir söz verdi. Yani yine oraya döneceğim ama
Bergama'ya da yapabilir. Tabii ki yapabilir. Biz yapsa istiyorsa... siz hayır der misiniz mesela? Yapma der misiniz? Kesinlikle. Hemen beklerim. Buyursunlar gelsinler. Hemen imzalı yapalım. Çok yarın. Güzel bir belediye binası. Bergama belediye binasını. Hatta yeniden yapalım. Daha güzel. Daha şık bir bina yapalım oraya. Yeniden onu diyorum. Sıfırdan başka bir, bir yere. Evet. Oraya bir başka veya bir başka bir yere. Güzel bir yere. Biz belediye binasını hemen yapalım. Ben hemen evet derim. Hayır demem evet, diyorsunuz. Kesinlikle. Cumhuriyet Meydanı ile ilgili bir gelişme oldu mu? Cumhuriyet Meydanı ile ilgili biz onu 2-3 proje çizdik, hazırladık. Lakin bizim bir büyük projemiz daha var. Sayın Valimle de görüşüyoruz. Geçen hafta Turizm Kültür Turizm Bakanımız da İzmir'deydi. Benim bir fikrim var. Yani bu sokak sağlıklaştırma projesi. Daha önce burada da konuşmuştuk. Evet. Eski Bergama'nın caddelerini özellikle ilçe milletinin bulunduğu alandan İstiklal Meydanı'na, oradan Kasapoğlu Caddesi ve Şadırvan Caddesi noktasında tüm bu sokağı ve güzergahı iyileştirmek, güzelleştirmek noktasında. Cumhuriyet Meydanı'nda bu proje içerisinde dahil etmek istiyorum. Yani büyük bir proje. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığımıza sunacağımız bir proje olacak. Ama projelendirmesi dahi oldukça maliyetli, büyük bir iş. Ama biz bu işe girdiğimizde Bergama'nın, yani sadece Cumhuriyet Meydanı değil, yani Cumhuriyet Meydanı'nı yapacağız şimdi ama etrafında yine eksiklikler olacak. Yani etrafındaki binalarda, cephelerde o güzelliği yaşayamayacağız. Biz tamamıyla bu alanı, proje alanı içerisinde biraz daha işi büyüttük diyelim. Yani öyle söyleyeyim. Sokak sağlıklaştırmayla beraber bunu daha büyük bir projeyle inşallah önümüzdeki günlerde belki başka bir hibeyle, fonla veya kendi öz kaynaklarımızı da katarak bu alanı yapmak istiyoruz. Bu da Antik Selinos'la birleşecek bir proje olacak. Yani Bergama'nın tarihi alanına gelen turistler yürüyerek mutlulukla bu alanı gezecekler. Bizim amacımız o. İnşallah yakında onu da size buradan güzel haberler veririz. İnşallah. Muhalefetin iddiası şu iddialarından biri de. Yani Sayın Başkan ne yaparsa yapsın bir dayatmayla yapıyor. Bunu gündeme getirirken muhalefete danışmıyor, oradaki ilgililerin görüşlerini almıyor. Mesela Millet Bahçesi'nden bahsederken işte bu bir dayatmadır diyor mesela CHP ilçe başkanlığı yaptıkları çeşitli açıklamalarla. Ne diyorsunuz? Siz dayatmayla mı yapıyorsunuz bunu yoksa görüşlerini alıyor musunuz insanların? Tabii Millet Bahçesi'nin o projelendirme sürecinde herkes şahit bunlara. Millet Bahçesi bir dayatma mıdır? Kesinlikle değildir. Yani orada bir proje yapacağız dedik. Elbette ki olması gereken bir yeşil alan projesi. Hani bir yeşil alan nasıl dayatılır o da ayrı bir mesele de. Biz bir projeyi yaparken de sadece tek başımıza, kendi başımıza yapmadık biz bunu. Biliyorsunuz bu projelendirme aşamasında 2020'nin Nisan ayıydı. Yanlış hatırlamıyorsam pandeminin ilk günleriydi. Proje ihalesi yapıldı ve biz ilk etapta hemen sivil toplum kuruluşlarını ve esnaf odalarını çağırdık. Onlarla sonra seçimi kazananların icraatları uygulanır. Kazanmayanların icraatlarının uygulandığı bir yönetim şekli, yönetim modeli. Ama biz öyle davranmadık. Yani, tamamen sivil toplum kuruluşlarını çağırdık. Onların fikirlerini aldık. Bize fikirleriniz varsa aktarın dedik. Esnaf olan kaygılarını ilettiler bize, oda başkanları. Ondan sonra onu dikkate aldık. Ona göre bir proje geliştirdik. Daha sonra şehrimizde yaşayan tüm mimarları ve şehir plancıları davet ettik. Fikirleriniz varsa bize aktarın, destek verin. Yani akıl akıldan üstündür. Siz bu şehirde yaşıyorsunuz, bu şehrin mimarısınız, bu şehrin mühendisisiniz, plancısısınız. Bize de destek verin dedik. Daha sonra ben grup başkan vekillerini çağırdım. Kendi odamda. Bir defa da değil, birkaç defa. Fikirleriniz varsa bu konuda aktarın diye. Yani tüm partilerin grup başkan vekillerini çağırdım. Bize varsa projelerinizi aktarın dedim. Daha sonra da maalesef proje bittikten sonra bize hiç sorulmadı dediler. Yani buna ben çok üzüntüyle karşılıyorum. Biz birçok defa sorduk, çağırdık. Kendileriyle yüz yüze oturduk. Konuştuk bu konuları. Meclis üyeleriyle evet. Bu konuları konuştuk. Bir fikirleri vardı da niye bugüne kadar çağırmadılar? İşte şimdi bir sene daha bekleyelim diyorlar. İşte bir daha proje olgunlaşsın diyorlar. Biz kaç yıl daha bekleyeceğiz? Ya ömrümüz beklemekle geçmiş Bergama'da. Yani son 10 yılı hep beklemekle geçirdik. Bir sene biz niye bekliyoruz? Yani neyi ben de anlamadım. Yani neyi bekleyeceğiz onu da anlamadım. Bir yıl zaten projelendirme safhasında geçti. Niye o süre içerisinde gelip fikirlerinizi tekrar tekrar bize sormaz? Ben sordum.
O zaman siyasi bir hesap arıyor insan işin için. Yani bir sene beklenirse zaten ondan sonra seçim süreci başlıyor. Yapılamasın kalsın. Yani onlar, sanki öyle olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama, uzun yıllar onlar ya, proje geliştirmeye uzun yıllar, 10 yılda, işte 10 yıl, 5 yılda biten projeler geliştirdikleri için bizde öyle değil. Biz projeyi başladık mı 1-2 yıl içerisinde bitirmek istiyoruz. Hemen hizmete almak istiyoruz. Millet Bahçesi'nde de kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyoruz biz. Sayın Başkan, tam bir saat olmuş. Konuşacak şey çok bulabiliriz Bergama'ya ilişkin, evet. Ama isterseniz burada yavaş yavaş sonlandıralım. Son evet. Cümlelerinizi alalım. Hem 14 Eylül Bergama'nın evet. düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutlamış olduk. Bir kez daha dile getirelim, kutlayalım efendim. Evet. Önümüzdeki sürece ilişkin olabilir. Vereceğiniz yeni müjdeler olabilir. Evet. Gerçi onu konuştuk ama. Olacak. Daha çok konuşulacak şey var. İlerleyen evet. projeler var. Onlardan da bir dahaki programımızda bahsederiz. Yani bizim birçok geliştirdiğimiz işte çevre yolundan tutun. Şu an diş hastanesinin az önce gelirken öğrendim. Sözleşmesi yapılmış. Eski devlet hastanesinin olduğu yerde temeller atılmaya başlıyor. Önümüzdeki günlerde çevre inşallah. Çevre yolu durdu galiba. Çevre yolu devam ediyor. Ediyor. Bakanımız da şeyle, bölge müdürümüz de devam ediyoruz. İnşallah çok yakında onu da hizmete alıp Adnan Menderes Bulvarı'nı yapacağız. Hayvan barınağı projemiz var. İlerliyor. Zaten bunların hepsini biz şeyde konuşuyoruz. Yeni stadyum projemiz var biliyorsunuz. Gençlik Spor Bakanlığı'ndan gelen önemli bir kaynağı bize aktardılar. Evet. Yani bunlar önemli şeyler. Ama tabii zamanımız yetmez. Bunları daha da bir dahaki top programlarda yine görüşürüz. 4 ay ara vermeyelim bu sefer programı. Evet, uzun bir ara oldu. Evet. Bizim öncelikli işlerimiz şu anda doğalgaz, yollarımız ve parklarımız. Bunları bir an önce bitirmek istiyoruz. Diğer projeler kendi mecranda devam ediyor. Bizim Bergama Belediyesi'ne gelir getirici unsurlarımız var. GES projemiz bitti. Devreye alıyoruz. İşte bir kurutma tesisi yapıyoruz Bergama Belediyesi olarak. Yine bir kadın kooperatifiyle bunu geliştireceğiz, büyüteceğiz. Önümüzdeki günlerde onun ihalesini yapacağız. Yaptığımız birçok iş var. Bergama'nın lehine gelişen birçok olaylar var. Bunları inşallah biz Bergama'nın bugün kurtuluş gününü anmak için toplandık. Ama evet. kuruluş ve kurtuluş devam ediyor dedik. Yani kurtuluş sadece orada kalmadı, 99 yıl öncesinde kalmadı. Her dönem, her daim devam ediyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Ben tekrardan Bergama'nın 99. kurtuluş yılını kutluyorum. Bergama'lı hemşehrilerimize. Bugüne biraz ekonomik kurtuluşa değinmiş evet. olduk. Serbest bölgeyle özellikle. Ve Bergama kermesinin de 85.sini idrak ediyoruz. İnşallah bugün akşam Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Yine saat 21'de bir konserimiz var. Evet. Tüm halkımız davetlidir. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum efendim programımıza konuk olduğunuz için. Değerli izleyiciler, bizi şu anda canlı izleyen, Bergama Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı izleyen herkese de programımızı izlediğiniz için çok teşekkürler. Ege'de Son Ses'ten bizi takip eden izleyicilerimiz için de çok teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın değerli izleyiciler. Ege'de Son Ses.com